İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 24 Nisan 2023'te Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa'da anma etkinlikleri programları. Verdun'daki Batı Ermenistan sembolleri. Batı Ermenistan'ın evlatları Patrik Devecian. Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınları. Ermeni yerleşimi pahasına Talış'ta Azerbaycan yerleşiminin oluşturulması. Anıtizleme.org. Ursula von der Leyen'in Artsakh annelerine cevabı, Berzor yolundaki hareket kısıtlamalarının yerel halk için ciddi bir bela olduğunu anlıyoruz. 8 yıl sonra Dikranagert'teki Surp Giragos Kilisesi'nde ilk Paskalya. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti üyelerinin huzurunda 12 Nisan 2023 tarihinde Marsilya Belediyesi'nde saat 18.15'te Bölge Başkanı Renaud Muslieri'nin huzurunda bayrak açılış töreni. 21 Nisan 2023'te Bourg-le-Valence'da Ermenilere karşı yeni bir soykırım Armenosit tekrarlanabilir mi konulu yuvarlak masa. 23 Nisan 2023 saat 11'de Cenevre Ermeni Merkezi'nde Badara Gayni ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından çelenk koyma töreni. 24 Nisan 2023 tarihinde saat 11'de Lyon'da Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanları için anma töreni düzenlenecek ve çelenk bırakılacak. 24 Nisan 2023 günü saat 11'de Mandelieu-la-Napoule'de Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'in kurbanları için bir anma töreni ve çelenk koyma töreni. 24 Nisan 2023 saat 12'de Yerevan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosit kurbanlarına adanan Zidane Gabbert anıtında çelenk töreni. 24 Nisan 2023'te Kan'da saat 15'te Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlar için anma töreni. 24 Nisan 2023 tarihinde saat 15'te Antip'te Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlar için anma töreni. Anıtın açılışı ve çelenk konulması. 24 Nisan 2023 tarihinde saat 17'de Bron'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosit kurbanlar için anma töreni. 24 Nisan 2023 günü saat 17'de Draganyan'da Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanları için anma töreni çelenk konulması. Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi töreni 28 veya 29 Nisan 2023 saat 11'de Yerevan Zidane Gabbert anıtı etrafında gerçekleşecektir. Dün Veredum'daki Doman kurbanları panteonunu ziyaret ettim. O korkunç katliamda evlatlarını feda eden şehirlerin armalarının arasında altın bir çerçeve içinde Kilikya Ermenistan'ın Ermeni şehirlerinin Sis ve Van'ın armalarını görünce şaşırdım. Günümüzdeki Fransa için Ermeniler için neyi temsil ettiğini ve temsil etmeye devam ettiğini ve özellikle Azerbaycan ile çatışmada Ermenilerin kendisi için ne olduğunu hatırlamakta fayda var. Ermeniler Fransa ile düşmanları arasında her zaman tarafsız olmuşlar, onları asla birbirlerine düşürmemiş, iyi kötüden ayırmışlardır. Tek yapmamız gereken bir zamanlar insanlığın meşalesini taşıyan, ilerleyişi ve insanlığıyla tanınan ülkenin aşağılık ve değişmeyen karakterini kınamaktır. Laurent Leylekyan. 11 Kasım'da mütarekenin 100. yıl dönümü vesilesiyle savaş sahnesinin Doğu Cephesi Türkiye tarafından gerçekleştirilen soykırım, Armenosit sonucunda yaklaşık 1,5 milyon Ermeninin kurban edildiği Batı Ermenistan'ın olduğu 1. Dünya Paylaşım Savaşı'na katılanları hatırlayarak Fransa Cumhurbaşkanı Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti. Ancak bu bağlamda Fransa'daki vatanseverlik törenlerinde Batı Ermenistan bayrağı daha sık yükseliyor. Fransa hükümetinin birlikte savunmamız gereken değerlere dair seçici hafızası bazen şaşırtıcı oluyor. Fransa ve Artsakh şehirleri arasındaki dostluk mıhtıralarını iptal eden idare mahkemesinin kararlarını hatırlıyoruz. Aynı zamanda Kilikya Ermenistan'ı bayrağı olan Kilikya arması daha sonra Gürcistan tarafından kopyalanmıştır. Herkese saygılar. Patrik Devecian, Fransa Fontainebleau'de doğdu. Babası aslen Sebastian Sivaslı, annesi Fransa'da doğdu. Devecian'ın
Baba tarafından ailesi 1919'da Ermenilere yönelik soykırım Armenisi sırasında Fransa'ya taşındı. Onlar Türk komşuları tarafından kurtarıldılar. Patrick de Vecian Fransa'da bir siyasi figür, seçilme ve atanma dahil olmak üzere belediye başkanından milletvekili ve bakana kadar bir dizi görevlerde bulundu. De Vecian, Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık görevini üstlendi. De Vecian, Adalet Bakanı pozisyonu için mücadelede başlıca adaydı. Cumhurbaşkanı Sarkozy'den sonra Fransa Ulusal Meclisi'ne Halk Hareketi Birliği'nin üst düzey temsilcisi olarak dahil oldu. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın sona ermesinden sonra birçok Ermeni örgütü ve yabancı misyoner kadın ve çocukların kendilerini tutsak edenlerden kurtarmalarına yardım etti. Bu kurtarma görevleri tehlikelerle dolu büyük ölçekli operasyonlara dönüştü. Özellikle Arap mezheplerinin liderleriyle işbirliği yapan Danimarkalı misyoner Karen Jeppe, 1928 yılına kadar 2000 Ermeni kadın ve çocuğu Müslüman esaretinden kurtarmayı başardı. Onun yardımıyla birçok yerde dul kadın koruma evleri kuruldu ve burada korkunç acıların kurbanı olan birçok Ermeni kadın barındı. Pek çok gönüllü kurtarma operasyonlarına katılmak için hayatlarını ödedi ve birçok Ermeni kadın kaçmaya çalışırken öldü. Ermeni kadın ve çocuklarının kaçırılması ve ardından kurtarılma çabaları Osmanlı hükümetinin 20. yüzyılın başında Ermeni halkına karşı uyguladığı soykırım, Armenosit politikasının en trajik ve dramatik sayfalarından biridir. Bu konuda yazılan en etkili kitaplardan biri olan Fethiye Çetin'in Anneannem adlı kitabı, soykırım Armenosit sırasında Batı Ermenistan'da Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınları meselesinin kamuoyu ve edebiyat gündemine taşınması ve kamusal tartışmaların başlatılması açısından son derece önemlidir. Gerçeklerin açıklanmasının yüksek sanatla tatlandırılması kitaba sadece belgesel değil, sanatsal değer de kazandırıyor ve diğer benzer eserlerden farklı kılıyor. Ayrıca kitap, Türk edebiyatında Ermeni temasının derinleşmesinde ufuk açıcı bir rol oynamış, halk ve edebiyat çevrelerinde büyük hareketlilik getirmiştir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ın kültürel mirasını izleyen momentwatch.org web sitesi şöyle yazıyor. 18 Mart 2023'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mardagert bölgesinin işgal altındaki Talış köyünde Azeriler tarafından 20 ailenin yeniden yerleştirildiğini duyurdu. Aliyev'in konuşmasındaki Ermenilere yönelik tehditleri bir yana Talış köyünün Bakü yetkililerince yeniden iskan edilmesinin 9 Kasım'da imzalanan üçlü deklarasyon hükümlerine aykırı olduğu gerçeğini bir yana bırakarak bir görüntüye dikkat çekmek isteriz. Yayımlanan resimlerde köye giden ana yol üzerinde evlerin yanında Bakü yetkilileri tarafından işgal edilen diğer yerleşim yerlerinin örneklerine bakarak muhtemelen bayrak dikme meydanının inşa edildiği görülmektedir. Uydu hava fotoğraflarını mevcut görüntüyle karşılaştırarak eski bir konutun yerine yapıldığını söyleyebiliriz. Talış, çok katmanlı bir Ermeni kültürüne sahip yerli bir Ermeni yerleşimidir. Burada Galho veya Horeka Manastırı, Melik Beklaryanların Kalesi ve Sarayları, Surp Asvadadin ve Surp Ammenapırgiç Kiliseleri bulunuyor. Köyün sözde yeniden inşası sonucunda yıkılan evler, etnosidin tek tezahürü değildir. 44 günlük savaştan sonra internette ortaya çıkan birçok video ve fotoğrafı karşılaştırarak Azerbaycanlıların dirilmiş Talış anıtını ve köy meydanını birçok anıt ve haçkarlarla birlikte yok ettiğini zaten doğruladık. Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü, uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak savaştan sonra Azerbaycan'a 5 kırmızı bayrak uyarısı yaptı ve eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi. Artsakh'ın tarihi, Talış Ermeni yerleşimi pahasına yeni bir Azerbaycan yerleşiminin oluşturulması, amacı Ermeni izini yok etmek olan kültürel bir soykırımdır. Tarihi Talış'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak ilan edilmesi, 1994'te Japonya'da kabul edilen kültürel mirasının özgürlüğüne ilişkin Nara belgesine göre, bölgenin kültürel kimliği, tarihselliği, özgünlüğü ve bütünlüğüne ilişkin temel ilkeleri açıkça ihlal etmektedir.
Batı Ermenistan hükümeti herhangi bir kuruluş tarafından yürütülen izlemeyi memnuniyetle karşılıyor. Çünkü bu çabalarımızı güçlendiriyor ve uluslararası yapıları uyanık olmaya zorluyor ve Bakü makamlarını uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen ve bunlara katılan normların hükümlerine uymaya zorluyor. Bu hükümlerin yerine getirilmemesinin adli işlemlerle düzenlendiğini de ayrıca hatırlatalım. Artsak kadınları, Ermeni anneler 1 Şubat'ta anneler çocuklarının hakları için yazılı pankartlar ve çağrılar ile Avrupa Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andriy Victorin'e başvurarak mektuplarını Avrupa Komisyonu Başkanı 7 çocuk annesi olan Ursula von der Leyen'e iletmesini talep ettiler. Mektupta Artsakh anneleri Artsakh'ın 12 Aralık 2022'den beri kuşatma altında olduğunu ve soğuk kış aylarında 30 bin çocuk olmak üzere 120 bin Artsakh sakininin yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarının ihlal edildiğini hatırlattılar. Ursula von der Leyen, Artsakhlı kadınlara mektup için teşekkür etti ve bir mesaj iletti. Mesajdan alıntıları sizlere sunuyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği delegasyonu aracılığıyla aldığım açık mektubunuz için teşekkür ederim. Avrupa Birliği geçen yılın Aralık ayından bu yana Berzor Koridoru çevresinde meydana gelen çeşitli gelişmelerden büyük endişe duyuyor. Berzor Koridoru boyunca hareket kısıtlamalarının yerel halk için ciddi bir bela olduğunu ve insani kaygılar yarattığını anlıyoruz. Avrupa Birliği'nin durumu çözmek için diplomatik çabaları seferber etmeye devam ettiğinden Azerbaycan'a ve diğer ilgili taraflara 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiri hükümlerinden kaynaklanan yetkileri dahilinde uygun önlemleri almaları için çok sayıda çağrıda bulunduğundan emin olun. Batı Ermenistan hükümeti 12 Aralık 2022'den bu yana iradesi dışında kuşatma altında olan Artsakh'ın dünyanın ilgi odağı haline geldiğini kaydeder. Çünkü farklı vesilelerle ve farklı platformlarda defalarca dile getirdiğimiz gibi ister istemez Ermeni platosu ve Artsakh'ta dahil olmak üzere Batı Ermenistan Cumhuriyeti ve ilçeleri olmadan oluşturulamayacak yeni bir dünya jeopolitik haritası oluşturuluyor. Son zamanlarda yaşanan hızlı olaylar bizi hesaba katmaya ve defalarca dile getirdiğimiz şikayet başvurulara yanıt vermeye zorluyor. Uluslararası kurumların nihayet tüm insanlığın yararına olacak doğru ve adil kararlar alabileceğini umuyoruz. Cezasızlık yeni suçları ve yeni trajedileri doğurur. Batı Ermenistan'daki Diyarbakır'da Surp Giragos Kilisesi'nde 8 yıl aradan sonra ilk kez Paskalya Surp Zadik kutlandı. Kilikya Ermenistan'ın Hatay Vakıf Köyü'nde ise kilise depremde hasar gördüğü için taziye salonunda kutlama yapıldı. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi 2015'te çatışmalı dönemde hasar görmüştü. Geçtiğimiz aylarda onarılan ve yeniden açılışı yapılan kilisede 9 Nisan'da Paskalya ayini düzenlendi. Ayini Konstantinopolis İstanbul'dan gelen ruhaniler icra ettiler. Depremlerde hasar gören Vakıfköy Kilisesi'nde ise ayin yapılamadı. Cemaat kilise salonundan bir araya geldi, Surp Zadik ayini burada gerçekleşti. Deprem sonrası geçici olarak Konstantinopolis İstanbul'a giden köy halkının büyük bölümünün Paskalya Bayramı için geri döndüğü ve ayine katıldığı gözlendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1857-1938 yıllar arasında yaşamış olan Aşuh Şeram'ın Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Nami Nazuni adlı eseri sunuyoruz. Nami Nazuni, 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 Dırkin Sazuni, 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 Çalılıp Seran Gerta. Dartılıp ciran gerta, çalılıp seran gerta. Dartılıp ciran gerta. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.